Merhaba arkadaşlar, bugünkü aracımız Chevrolet Spark 2012 model. Bu aracımıza 9 inç Mixstage marka gördüğünüz multimedya entegre ettik. Bu multimedyanın özellikleri 2 GB RAM belleği var, 32 GB hafızası var. Bu multimedyayı entegre ederken aracın orijinal çerçevesini yerinden sökerek bizim 9 inçe uyarlayan Chevrolet Spark'ın çerçevesini entegre ettik. Bu çerçeve herhangi bir aracın orijinalliğine zarar vermez. Aynı zamanda birebir orijinaliyle aynı görünümü yaşatır. İkinci bir işlem ise aracın orijinal soketlerinde herhangi bir kesme, biçme veya onunla ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Bu sayede aracın orijinalliği bozulmamış oldu. Aynı zamanda da yarın orijinal teybini takmak istediği zaman herhangi bir işlem yapmadan soketi soketine yapmış olacak. Taktığımız cihazda Android 10 sürüm mevcut. Cihazda yapabileceğiniz özellikler olarak, cihaz Android bir cihaz olduğu için gördüğünüz gibi Chrome, Play Store, haritalar, YouTube, Igopal vesaire, Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Cihaz üzerinde iki farklı şekilde navigasyon kullanabilirsiniz. Igopal, yani internetsiz olarak telefon bağlantısı yapmadan kullanabileceğiniz bir harita. İkinci olarak haritalar var. Haritaları da internet paylaşarak kullanabilirsiniz. Onun haricinde de bu araçta aynı zamanda geri viteste, yani geri vitese taktığınızda geri görüş kamerası entegre edildi. Geri vitese taktığınız anda geri vites kamerası devreye giriyor. Bu kamera, kullandığımız kamera 170 derece açıya sahip olduğu için aracın en tampon köşelerine kadar size görüş açısı sağlamakta. Bu sayede park ederken aracın en köşelerini bile görmektesiniz. Cihazın radyosu şu şekilde. Bir ses kalitesi olarak da bakalım. Cihazımız aynı zamanda equalizer ayarı bulunmakta. 8 band equalizer ayarı, bölge ayarı. Bunun haricinde cihazımızda Bluetooth mevcut. 2 adet USB girişi mevcut. Bu USB'ler sayesinde video ve müziklerinizi açabilirsiniz. İnternet paylaştırarak herhangi bir internet medyasında dolaşabilirsiniz. Aynı zamanda cihazımızda aracın orijinal direksiyon kumandasını çalıştıracak destek de mevcut. Ancak bu araçta direksiyon kumandası mevcut olmadığından dolayı cihaz üzerinden entegre kullanamıyorsunuz. Cihaz üzerinde aynı zamanda panel gördüğünüz gibi ele yakın olduğu için şuradaki dokunmatik paneli kullanma açısından kolaylık sağlıyor. Daha ufak bir ekran olsaydı biraz zorluk yaşanabilirdi. Siz de bunun gibi bir cihaz istiyorsanız eğer YouTube kanalımızdan bize ulaşabilir, Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde montajı tamamlamış olduk.